Ankara'ya geldik. Ankara'da bir yine Azerbaycan Kültür Derneği'nde bir dost vasıtasıyla orada evinde kaldık. Ben siyasal bilgilerin imtihanına girdim. Siyasal bilgileri girdim ve siyasal bilgileri kazandım. Tekrar Malatya'ya döndük. Benim siyasal bilgilere gitme fırsatım olmadı. Döndükten 20 gün sonra vefat ettim. Şiirlerinin teması vatan, Azerbaycan, memleketten başka hiçbir şey değildi. Bütün şiirleri Azerbaycan ve vatan üzerineydi. İlk şiir zevkini yazdığını şöyle hatırlıyorum. Azerbaycan diyorum, Elazığ'ın Gölcük diye bir gölü vardır. Hazar Gölü'ydü onun adı zaten. Ben bildiğim kadarıyla şimdi Gölcük diyorlar. Hazar Gölü'nün kenarına yakın bir yerde köye gitmiştik. Beni atının terkisine, terki derler ya, arkasına aldı. Gölcük'e gittik. Ben tabii orada denize taş atarken bir kayanın üzerine oturdu. Başladı şeyhmeye, beni atıyorum şeyhmeye savunmaya ve Gölcük'le dertleşme diye şiirini orada yazmıştır. İsterseniz şöyle bir o şiirden bir iki şey okuyayım. Çok severim ben o şiiri. Hazar deniziyle Gölcük'ü mukayese etme bakımından bu şiir hoşuma gider. Durgun mavi göz gibi dert andıran dalgalar coştukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoktan oldu kalbimin telleri oynamadı, derdim başımdan aşkın, halim yamandır Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım, eli yurdu çalınmış bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım, Bakü'den ayrılalı yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'ı adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım, gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum, ben uzak bir gökgölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimsede yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük. Aşığım, cismim eğer buzlu cehennemde yanar. Taşmaz korkulu dağlar bu tükenmez yasımı. Gör melekler, vereler cenneti alayı bana. Söylemem, istemem o cenneti, ver kafkasını. Kafkas'ın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler burada unut, al beni dünyaya eğer. Söylemem, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdunu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesini. Beni gül kurumunda doğuran, hamurunu gözyaşıyla yoğuran ve şiirde layla bala çağıran Azerbaycan, benim bahtsız anam oy, uyanmaz mı kör olası? Bak yani o.
haber alsam buğanından, milinden, nazlı bakım o nef kokan gülünden, kim demiş ki düşmüş adım dilinden, Azerbaycan benim tacım tahtım oy, oyanmaz mı kör olası baktım oy. Gönlümü tek Kabe yaptım sana ben, gurbet elde sensiz ne ben günümen, sensiz ne ben Allah'ımen, dinimen, Azerbaycan benim tacım tahtım oy, oyanmaz mı kör olası baktım oy. Bu şiir Azerbaycan'da çok meşhur olan bir şiirdir. 1945 yıllarından sonra babam irtibatı kesti. Biz artık Azerbaycan'da hiç kimsemiz yok gibi bir şeyimiz vardı. Ta ki 1990 yılının da bir telefon çalıncaya kadar. Bir akşam üzeri telefon çaldı. Açtım. Ben dedi Zeynep Hanlarova'nın uççusuyum. Yani uç çalanıyım. Evet. Size bir mektup getirmişim. Biz de bir şoker olduk. Yerini söyledi bize. Gittik. Zeynep Hanlarova burada bir konser vermeye gelince onun uççusuna da bir mektup vermişler. Benim amcaoğlu herhalde. Falan. Ve beni arıyorlarmış tabii. 2-3 senedir. Evet, gittik oraya, orada mektubu aldım. O zaman bütün akrabalarımın orada olduğunu gördüm. Orada iki amcam, 4 tane amca oğulları, amca şunları bunları. Sonradan ben onlara davet ettim, onlar buraya geldiler. 1990'da ben hanımı aldım tek başıma, arabayla bir Şahin arabamız vardı. Tek başıma Sarp'tan Bakü'ye gittim. Sarp'ta da bir amcaoğlu beni karşıladı. O da. Gittik ve böylece irtibat başladı. Ondan sonra ben orada tabii gidince üniversiteden beni çağırdılar. Edebiyat fakültesinden şuradan buradan baktım. Babamın bütün her sene doğum ölüm yıldönümlerini yapıyorlar. Şair oğlu olmakla bu şartı ve benim de bir iki bazı şiirlerim vardı. Bu da Mehmet'in, Resulzade'nin doğum ve ölüm günlerini yapardık biz. 60 ile 55-65 yılları arasında Azerbaycan Kültür Derneği'nde gençlik kolu başkanıyken Mehmet Emin Resulzade bizim kurtarıcımız biliyorsunuz. Çok severim. Ona da bir şiir yazmıştım. İsterseniz şöyle bir iki şeyini yazayım. Şiirlerim ekseri benim aruz bezinde olduğum için bir iki resmi okuyayım. Ey yurdu çalınmış, evi devrilmiş iken, ey varlığı solmuş, yolu çevrilmiş iken, ey gözleri yıllarca ufuklarda dolaşmış, yıllar boyu pervasız uzun yollara taşmış. Zincirli bileklerinle yarandan kan akarken, azgın beşerin azminle silensen. Öz derdini milyonların ahıyla avuttun, millet ve müsavat diye coştun, kafa tuttun. Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin, bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın. Harda sen, ey nazlı yurt, ses ver benim sesime, diyen alma sıldırım, uzun iller sesi batırıldı. Ve özünün de, özü demiş ki boğulmayan bir ses ayıttı onu, özünün sesiydi bu. Vaktiyle hele əsr nəvələrində, 20. yüzyılın nəvələrində, Xəzərin ləpə döyənində bir çocuk dünyaya gəldi.